Arkadaşlar ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz bir Soccer 2020 videosuyla karşınızdayım. Ana kadromla oynayacağım yani hesabımla değil. Ana kadroda bugün sizlerle birlikte güzel mücadeleler çıkartmaya ortaya... güzel mücadeleler ortaya çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Ana kadromu biliyorsunuz Messi'li hesabım bu. Diğer hesabım ise arkadaşlar farklı bir şekilde mevcut. Arkadaşlar bakmamız gereken birkaç tane yer var. Özel seçimlere bakmak istiyorum. Bu Dream Soccer 2020'nin getirmiş olduğu bir yenilik. Fakat bu özel seçimlerin 400 cevherle alınması çok büyük sıkıntım. Artı bu oyunculardan istediğimizi alma şansımız olsaydı neyse ne derdiniz. Böyle bir şansımız da yok. Geliştirilmiş oyuncular da gözüküyor gözümüze çarpan. inaki ki Williams'ın da kartlarının biraz daha yükseltildiği. Fakat şöyle bir problem var dostlarım benim. Ee, Dreaming Sakura mail attım ben. Oyundaki şikayetleri içeren kocaman bir mail. Arkadaşlar size söyleyebilirim ki yani bu mailde oyundaki o yaptığınız anketinden tutun da hani şu anket vardı ya bir tane anket koymuştum topluluk kısmına. Bu sene memnun musunuz Dynamics Hacker 2020'den? Hayır çoğunluğu hayır demişti. Arkadaşlar bu anketin sonuçlarını göndermeme rağmen e, hiçbir şekilde düzenli bir geri dönüş alamadım. Hatta hiç alamadım. Maalesef ki Dreamix Soccer 2020 bizi hesaba almıyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Obama yakın olsaydı mesela çok güzel olurdu. Onun da e, hızlanmasından ötürü e, diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Sizden güzel bir destek ki bekliyorum. Like ve yorumlarınızı atarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi e, bir online maça geçeceğiz. Yaz kupası gelmiş. Yaz kupasına bir girişimizi yapalım. E, 190 coins'li olan 4 maçtan başlıyor. ya e, yarı finale çıkarsak 290 yani paramızı çıkartabiliriz. Birinci turla başlayacağız. Ee, şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde ilk maçımıza başlayalım. Ee, uzatmalı ve penaltılar. Arkadaşlar sezon formatımız bunu gösteriyor bize. Bu kadroda elimizden geldiği kadarıyla e, güzel işler yapmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar maç iptal, maç aranıyor. Özür dilerim. Maçın aranmasını bekleyeceğiz şu an. ki rakip bulabilirsek. Evet. Yani ilk maçtan şöyle bir rakip geldi ya. 99 Messi, 98 Ronaldo, 95 Suarez. Kavanisi 92 gen. Bu kadar güçlü bir kadro yok. Çok güçlü kadroları var. Yani oyunun en güçlü kadrolarında birinin bu şekilde gelmesi çok canımı sıktı. Çok güzel. Messi ile yakaladık pozisyonu. Messi Van Dijk. Van Dijk. Uzun göndermek zorundayız. Jesus çok güzel bir kontrol. Jesus Verratti'ye gelir mi? Gelmedi. Arkadaşlar uzun oynayacaktır muhtemelen ve defans arkasına sarktırdığı tüm toplar bize çok tehlike yaratacaktır. Kalecim çok güzel şekilde gönderdi. Gayet iyi. Gerard Pique, Sami Kedire'ye pasını aktardı Kane. Kane aslında bir şeyleri başarabilirdik orada. Suarez çok tehlikeli. Cancelo çok dikkatli oynamam gerekiyor. Maguire. Arkadaşlar kadrosu benden çok çok güçlü. Jesus teknik direktörü oyuncu zannettim. Müthiş kadrosu var. Bu kadroya karşı gelebilmek gerçekten çok zor. Luis Suarez, Edinson Cavani. Cancelo çok sert bir müdahale. Ona nasıl bir şey çalmadı Maguire? Messi, Jesus, Kane tekrardan Jesus'a kalesine dönecek. Geri de oynamam lazım. Ederson geri oynamam lazım. Harry Maguire. Kaleci Kepa Arize Balaga. Kepa'yı halen değişemedik. Umtiti. Cancelo. Lionel Messi. Messi. Çok güzel bir çalı. Messi. Messi. İçeriye sert kesti. Mesut Özil. Çeyrek finalde en güçlü kadroya karşı güzel bir gol attık. Evet. Rakibim biraz tedirgin, tedirgin olmuş olabilir. Lionel Messi Messi özüyle bıraktı. Gerçekten ofansif anlamda iyi bir katkı verdi şu dakika itibariyle. Harry Kane. Sami Kedira. Çok güzel Harry Kane'e doğru. Kane bir kırmızı gelir mi? Bir kırmızı gelir mi? Ronaldo kırmızı kart. Evet işler çok yoluna girdi şu an. Harry Kane kaleci. Şimdi arkadaşlar Dreaming Soccer 20 çok ilginç bir oyun. Rakibiniz 10 kişide kalsa maçı kazanma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Ama işte şu kırmızı gerçekten onun oyun yapısını muhakkak bozmuştur. Jesus'a doğru uzun bir pas. Jesus, Gerard Piquet hata yapmadı. Lionel Messi. İlk yarı 1-0 bitti. Oyunu 1-0'a götürebiliriz arkadaşlar. %65-35'li bir... E, toplu oynamamız var. 980 XP. 980 bin XP. Müthiş kadrosu var arkadaşlar. Gerçekten takdir etmek gerekiyor. Her an golü bulabilir. E, korkum odur benim. Umtiti. Cancelo. Ve uzun oynadık. Messi'ye doğru uzun bir top. Kaleci çıkmazsa ikinci gol gelebilir. Lionel Messi. Harry Kane'e doğru. Harry Kane. Harry Kane korner. Çok acele ettim. Çok çok acele ettim. İkinci gol geliyordu yoksa. Joao Cancelo bomboş Harry Kane. Harry 2-0. Online'da çeyrek final mücadelesi. Müthiş bir malte sahne oluyor. Rakip gerçekten çok zorlu. Müthiş kadrosu vardı. 99'luk Messi, 98'lik Ronaldo kırmızı gördü. 94'lük Suarez'i, Cavani'si var. 92 gen. Ivan Rakitic'in kendini hatırlamıyorum ama gerçekten muazzam bir kadro. Ancak Rakibe nefes açtırmadım. Şimdi Harry Kane bir 3. gol şansı. Harry Kane golü gidiyor. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Arkadaşlar rakibimiz pes etti. Rakibi al etmeyi başardık. Müthiş oynadık. Gerçekten oyun anlamında. Rakibe korku dolu anlar yaşattık. Bir daha diyelim arkadaşlar. Bu yaz kupasında ilk mücadelemizi oynadık. Çeyrek final mücadelemizi. Birinci tur mücadelemizi. Çeyrek finale çıktık. Bazen üst üste e, zor rakipler gelebiliyor. Şöyle Brescia ile ikinci yarısını oynadığım bir maç yapmak istiyorum. E, gerçekten iyi oynadık. Online'da bir maç yaptık. Bir tane de offline'da ilk yarısı arkadaşlar. Yani ilk yarısı oynayacağım. bir maç daha oynatayım sizlere. Şöyle düşük kendine oyunculara ihtiyacım var arkadaşlar. Messi. Arkadaşlar online'da gol atmak offline'dan çok çok daha kolay. İnanın öyle. Tonali. Dün bir güncelleme vardı. 27 MB'lık bir güncelleme. Çok da işe yarayan bir güncelleme değildi. Hata düzeltmeleri falan vardı. Taktiksel anlamda arkadaşlar oyuncuların e, ve takımların gerçekten hücum anlamında çok eksik kaldığını görüyorum. Bu Dream League Soccer 2020 çok fazla defansif. Çok fazla defansif. Ve takımlar aşırı gereksiz pas yapıyor. Mesela PES'te pas yaptıkları zaman hücuma e, simülasyonda hücuma yönelme şansları oluyor bilgisayarın. fakat Dream League Soccer 2020'de böyle bir şans çok yok. Genelde boş e, toplar çok yapıyorlar. David Alaba de Sena. Evet. Yani şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Offline'de oynamak daha sıkıcı. PES Mobile'de daha zevkli. Tonali. Bakın e, online'da oynadığımız oyunun yarısını burada oynayamıyoruz. Bunun temel sebebinde işte anlattığım gibi. Şimdi çok güzel Messi kaçar. Messi. Umarım yetişmez. Messi. Messi. Ya Messi nasıl ayağındaki topu kaptırdın? Messi korner. Joe Cancelo müthiş bıraktı. Kedira gol gelmedi. Samuel Umtiti. Bir Roche'de golü gelir mi? Ya Kane'i bıraktım aslında. Harry Kane çapraz korner. Breşe'ye karşı da üstün oynuyoruz ama golü bulamadık henüz. Joao Cancelo içeriye iyi keserse gol gelebilir. Harry Kane'e doğru. Kane gene korner. Kalecisi çok 3-4 tane pozisyon kurtardı bu şekilde. Sürekli kornere giden toplar ki yanlış kullandın kornere. Hayır güzel kullanmışız. Yani o top nasıl falsolu içeriye döndü anlamadım. Şimdi Joao Cancelo. Cancelo iyi yere kesti diyecektim ama Harry Kane farklı yöne koştu. O online ve offline'deki farkı da gördünüz değil mi arkadaşlar? Online'de daha etkili oynuyorsunuz. Bilgisayara karşı oynamak çok sıkıcı ve Gerçekten efektif oynamıyor Brescia'da Barotelli Maguire <laughs> Harry Kane'e doğru Çok güzel kaçırdık Harry muhtemelen dönen topu tu tutabilir diyecektim ki Sami Kedira Martella Mesut Özil Orta sayı geçmesine çok izin vermesek de Gereksiz toplar yapıyorlar Şimdi Harry Kane bomboş Gol gelir bari Harry Kane 45 artı 1 de skoru 1-0'a getirmeyi başardık. Oyun anlamında baya baya iyi işler başardık açıkçası arkadaşlar ama ee, sıkıntılar var. Offline'da sıkıntılar var. Evet videonun sonuna geldik. Umarım ee, daha farklı Dreaming sakır veya Dreaming sakır 19 veya PES Mobile videoları için karşınızda olurum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.